çıkıyor mu? Hoş gözükmüyor ki gözlerin, değil mi? Tamam, okey. Sorularını aç bakalım. Ha. Küçük hanım. Açıyorum. Hangisinden başlamak istersin? Açılışımızı bir yapalım önce. Herkese selam arkadaşlar. Merhaba. Tip ne? Önceki hafta sizlerden soru sormanızı istemiştik. Bayağı bir soru geldi. Hani bayağı bir dediğim 15-20 tane soru geldi. Şimdi ufaktan onları cevaplamaya başlayacağız. Benim seçtiğimi sen cevapla, senin seçtiğini ben cevaplayayım. Olur. soruyorum. Donmuş. Şimdi şöyle bir tane soruyla başlamak istiyorum. Bodrum'a taşınırken ki düşlediğin Bodrum ile şu anki yaşadığın Bodrum arasında farklar nelerdir? Valla benim düşündüğüm gibi oldu açıkçası. Hani doğa güzelliği, işte etrafın sessiz, sakinliği olsun falan. Biraz da zaten gelmeden önce nereden ev tuttuğumuzu bildiğimiz için. Bu arada biz evi hani gelip gezip görüp tutmadık. Akrabamız sağ olsun yardımcı oldu bize. O bizim hani bizim için geldi, yardım gördüm. Etti. Aynen. Okeyledi. Hani nereye geleceğimizi biliyorduk. Köy ortamı, aynen, gibi. O yüzden beklediğim gibi oldu benim açıkçası. Benim mesela beklediğim gibi olmadı. Şöyle olmadı. Yani internet bağlantısı falan. Aynen. Yani hani interneti de geçtim de ya, ısınma gerçekten alışkın olmadığımız bir şekilde burada işliyor. Ve bazı şeylerde altyapı çok kötü tabii. Aynen öyle. Sinir krizi geçirmek istiyorsanız Bodrum'da internet kullanın yani. Hani. İnternet zaten kullanmaya çalışıyor. Da hiç çekmiyor arkadaşlar. Biz de Superbox bağlattık mecburen. Aynen. İlk başta bir hani 100 GB ile başladım ben. Ondan sonra yaptığım iş dolayısıyla hani paketi biraz arttırdım falan. Hani paket ne kadar artarsa artsın aldığım hizmet hiç değişmedi açıkçası. Bayağı kan alıyor internet. Altyapı da olmadığı için mecbur normal internetin 2-3 misli fatura ödüyoruz. Yani düşlediğim Bodrum güzel, yani düşümdeki gibi çıktı onun dışında. Köy hayatı güzel. Evet. Hani sevdik. Sessiz sakin. Aynen, sessiz sakin. Korna sesi yok bir kere hani. Ne bileyim yani. Yani merkezde değiliz biz arkadaşlar. Merkeze bir 30 kilometrelik mesafede, evet, oturuyoruz, öyle söyleyeyim. Tamam. Akşamları yemek yerken canın hala evet. Direkt soru yok ama. Canın hala fast food çekiyor mu? Bizim burada kan ağladığımız nokta aslında benim için şu anki sürecimde gayet okey de burada işte McDonald's, işte Burger, Jarger, Starbucks falan filan yemek istiyorsanız, özellikle bizim oturduğumuz bölgeden bahsediyorum ben. Yabani hayattan merkeze inmeniz. Çok da gömme. Aslında burası da gelişmeye çalışan bir yer. Merkez. İntret. fast food yok tabii ki de. Yani buraya gelen paket servisler 1000 liradan 2000 liradan açıyor paket servislerini. O yüzden öyle getirmiş de bana biymiş. Onlar zaten hiç zaten yok. Hani Trendyol yemekmiş falan filan yok. Hani zaten 3-4 tane falan restoran var. Aynen. Onların da ufak yer olduğu için paket açılış ücreti mi derler? İşte getirme ücreti falan dediği gibi bin liralardan falan başlıyor. Aynen. Ama bizim oturduğumuz yerde yani halk ne dedi bana? Buraları kesersin. Kesersin. Lokanta mı? Esnaf lokantası. Ha, bizim kaldığımız yerlerde esnaf lokantaları var. Onlar da tabii ki de belirli bir saatten sonra hizmet verdiğini düşünmüyorum. Ama ilk başlarda damak zevkimiz çok fazla uymamıştı. Ama şimdi açıkçası artık nasıl bir hala geldik zaten sana. Döner söyledik. Söylemeseydik. Ya dedik insanlar bunu nasıl yiyor? Hani damak zevkleri mi kötü falan. Çünkü biz gerçekten İstanbul'da gidip en iyi yerlerde, yani biz yani İstanbul'da yaşarken güzel yemek ya yapan yerlere gidiyorduk. Değil yani. Onlara da gidiyorduk tabii ama hani standart mahalle arası bir
lokantalar bile Güzel de, lezzetli aynen. yani. Soruyorum. Bodrum'da yaşamak ekonomik olarak İstanbul'la kıyasla nasıl? Bundan 9 ay önce sorsaydınız güzel derdim ama şu an Bodrum'un İstanbul'dan bir farkı kalmadı Aynen. açıkçası. Her Yani şey aldı başını gitti. kiralar da burada aşırı derecede yükseldi. Hele bu yani biz geleli 9 ay oldu. 9 ayda bile iki katına çıktı neredeyse Çıktı. kira Rahat fiyatları çıktı. burada. Hani ilk geldiğimiz zamanlarda deseydiniz İstanbul'a kıyas yapabilir misiniz diye tabii ki de burayı seçerdik. Ama şu anda hiç öyle bir durum yok. Yani İstanbul'da nasılsa şu an burada da öyle bir fark yok. Yani pandemiden önce bizim bir buradaki işte tanıdık bir ablamız vardı. O pandemiden önce burada 2+1 ev mi? 3+1 ev mi? 2+1'i tam net 2+1 hatırlamıyorum ama eve 170 milyar ev mı? almış. O ayrı da kirası şey 500-600 lira falanmış. Aynen. Pandemiden öncesi yani. Pandemiden önce. Şimdi 2+1 hemen bir arka sokağımızda bir ev vardı. O tutuldu yakın zamanda. Kirası 4000 liraydı. Aynen 4000 artık liraya tutuldu yani. 2+1'ler burada 4000 lirayı buldu. Yani İstanbul'da tabii ki de daha fazladır ama burada ulaşıma çok para veriyorsun ya. Aynen. Ulaşıma çok para veriyorsun. Çünkü her yer birbirine çok uzak ve çok para veriyorsun ulaşıma. Yani gideceğin yol hem uzun oluyor. O tamam 30 kilometre, 40 kilometre gidiyorsun ama Yani bence indi ulaşım bindi yapsam bile hani indi bindi minibüste yok. yok zaten şey ben ilk buraya taşındığımızda Bodrum'un girişinde yokuş başında bir işe gidiyordum. Oraya gidip gelirken zaten günlük 30 lira git gel yol ücretim 30 liraydı. Günlük. Günlük aile olunca 900 lira sırf yol parası yapıyordu yani siz düşünün. Aynen. O yüzden burada şey yapıyorlar. Arabası olan biri işte Yani. toplaşıp yani mesela atıyorum şu Minibüse an vereceğini adama veriyoruz. daha uygununu adama veriyorsun ama şu an minibüsler ne kadar olduğu hiç bilmiyorum ama kesinlikle 15'ten fazladır. Tabii. Bir yine bir Ben en son 20-20 binerken 15'ti. Bir ara merkeze gidecek gibi oldum. O zaman 17'ydi. bence Şimdi 20 20-20 olmuştur. olmuştur 20'lerde. Aynen. Yani İstanbul'da bence ulaşım çok uygun. Yani bir de her yere çok seçenek var Aynen. gidebileceğiniz. Alternatifim çok. Aynen otobüsüm var, minibüsüm var, metrom var, Marmara'yım var. Burada öyle bir şey yok. Bir tane ring Aynen. Yarım otobüslerinden. saat 40 dakikada falan geliyor. Aynen yani. Şöyle elimi atayım da minibüs durdurayım olayı yok açıkçası. Şehrin yoğun temposundan sıkılıp köye göç etmek isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler. Köye göçmeyin. Çatlıyorsun. Yani şehri seven insan bence şehri seviyor. Yani. Biz Ya. mesela işte, lafım böldüm ama biz mesela şehrin çok göbeğinde oturuyorduk. Maltepe'de oturuyorduk. Yani Anadolu yakasının güzel bir semtiydi benim için. Ve o kadar çok fazla şehirde yaşamıyorduk yani baktığım zaman. Zaten çok kendi çekirdeğimizde, evimizde vakit geçiren insanlardık. O yüzden bizim köye göçmemiz Fark etmedi çok bir şey fark etmedi yani. Ha Sarsmadı bizi orada öyle söyleyeyim. evdeyiz, ha burada evdeyiz AVM gibi. kolik, Starbucks kolik falan Aynen. değildik. Deyip Değildik. Değildik. Starbucks'lı. Senin için Ne benim için göç zaten etmek ben isteyenlere ben etmeyin diyorum. Ne gerek var? Yeter artık. Yani o kadar çok fazla bir de göç var ki burada. Aynen. Ya bir de şöyle bir şey var hani şehirden gelip geldiğin yeri biliyorsun, köy ortamına gidiyorsun. Hani bunun bilincinde olarak geliyorsun. Şehirde kazanmış olduğun alışkanlıkları da buraya getiriyorsun. Hani burada en basitinden bir örnek vereyim ben size. Biz motorla giderken buradaki, yani buranın yerlileri benim arkamdan sollayıp beni hani yakın silme olarak geçmeyip diğer şeride geçiyor. Diğer şeritten önüme geçiyor ki hani sırf beni tehlikeye atmasın, bir şey olmasın falan ama yabancı araçlar yine bildiğin Aynen. gibi direkt silme geçiyor, şeye basıyor, kornaya Kornaya falan basıyor. basıyor. Yani alışkanlıklarınızı getirmeyin öyle söyleyeyim. Gittiğiniz yere adapte olmaya çalışın bence.
Soruyorum. İstanbul ve Bodrum olarak hayatını ikiye ayırsan hangisinde daha mutlusun? Bodrum tabii ki. Bence de Bodrum yani. Tartışmasız yani. Ne oldu çiçeğe? Gelen geçiyor. Tamam. Çiçeği bizi darlıyorsun. Aynen. Evet. Soruyorum. Bugün piyangodan 10 milyon çıksa ne yaparsın? Yatırım yaparım. Yani yatırım yaparım. Yine standart şey olacak ama mutlu etmek istediğim insanlar var. Onları mutlu ederim. Onun dışında tabii ki sonrasında kendime. Çok şükür. Aynen. Yok dediğim zaten ilk başta yatırım dediğim işte evdir, arabadır, arsadır. Bunlar. Sen ne yaparsın? Ben bir müddet bir ortadan bir kaybolurum. Kaybolacaksın tabii canım, o Allah'ın Aynen. emri. Sevdiğim zaten toplasam beş parmağım beşini geçmeyen insan var. Onlara haber veririm. Belki onları da yanımda götürürüm gelirlerse. Niye gelmesinler? Bence gelsinler. Gelir. Ondan sonra sonrasında da yani pasif gelir getirecek şeyleri elde ederim açıkçası. Emekli Çünkü hayatı. aynen çalışmadan özellikle yücel çalışmadan hayatımızı yaşamak isterim yani. Tane Mercedes G kasa istemez misin? Yok be istem. Tamam. İnandım ya, tamam. Tamam, onun yerine yatırım yaparız. Sizin bunu yatırımını yine yaparsın. Siyah mat. Tamam neyse. Ben sorayım da sonra. Tamam. Dur bakayım. Şey. Soruyorum. Sor. Sorma. Soruyorum. Diyete başladığından beri kaç kilo verdin? Bu Diyete soru herhalde bana değil başladığımdan arkadaşlar. aynen. İsim belirtmemişsiniz ama Büşra'ya da diye Yani tahmin ediyorum. ben bayağı bir kilo verdim. Bayağı bir kilo verdim yani. Çok yüksek kilolardaydım. Şu anda toplam utanarak söyleyeceğim ama 23 kilo verdim. Yani benden bir 5-6 Utanarak yaşlarında. söyleme aslında bence. Başardın yani. Aynen 23 kilo verdim Herkes ve tüp mide falan aynen. olmadım. Hani Çiçeğim bir saniye. herhangi bir tüp mide ameliyatı geçirmedim ya da gastrit bypass mı diyorlar bilmiyorum. Bir değişiyor onun. Uğraşarak yaptın yani. Gel. Aynen. Anneyi bir rahat bırakmadın. Aynen. Bir 20 kilo da versen iyi olmaz bence. Şimdi sıcaklar bitti zaten. Aynen. Yeniden 3 başlayacaksın aydır hiçbir kampa. şekilde spor yapmıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum ama sadece işte 2 kilo vermişim 3 ayda. Yine iyi Nasıl bence. dikkat ediyorsan. Onun dışında şey ya çok sıcak burası. Bodrum'da yazın elinizi kaldırsanız kaldırdığınız elinizden terler akıyor. İki kere de bayılır gibi oldum böyle bayıldım Aynen. resmen yani. O yüzden korktum. Sağlığımdan da önemli değil dedim yani. Sağlığım tabii ki de kilo vermek de sağlık baktığın zaman ama yeniden başladım işte. Bakalım bir 20 kilo daha versem dedim ama biraz abartı böyle 15 kilo versem. Ben zaten çok hayatım boyunca hiç zayıf bir insan olmadım. Çok zayıf bir insan olmadım. 15 kilo da fena olmaz ama yani istiyorum Tamam, ama süpersin. bakalım ocağa kadar hallederiz gibi biz bu işi. Hemen bu diyetle ilgili bağlantılı bir soru daha sorayım o zaman sana. Soruyu soran kişi demiş ki tüp mide ameliyatı için ne düşünüyorsun? Eşim bu ameliyatı olmak istiyor. Onun eşi mi? Onun Onun eşi eşi. yani. Ha. Yani tüp mide ameliyatı Yani sağlıklı mı? Sonrasında nasıl olur? yani bence şöyle onda da aslında bir tüp mide oluyorsun ama bu sefer de yiyebileceğin bir şeyi yememen gerekiyor. Bence hemen hemen aynı gibi geliyor. Tabii ki de çok hızlı kilo veriyorsun. O çok güzel bir şey ama iç savaşın bence şu diyetle aynı yani. Hani. Yani ben de hiç alakam yok hani diyetle. Bence de şöyle hani işin içeriğini bilmiyorum tabii ki ama sağlığını etkileyecek noktaya geldiyse bence hani diyette yapamıyorsan Yani bence diyet bir tık daha fazla irade istiyor. Neden? Ulaşabiliyorsun yani yiyebilirsin onu. Ama tüp mide de öyle değil. Yiyemiyorsun yani. Sen istesen de yiyemiyorsun. yiyip de Ya miden mi kabul etmiyor? yani nasıl oluyor bilmiyorum ama Mide gördüğüm ameliyatı olanlar yazsın. aynen Tükanmayın. yani tüp mide olanlara da niye sen tüp mide oldun? Yani.
keşke spor yapıp diyet yapıp Öyle herkes zayıflasaydım zayıflar falan demek istemiyorum falan. Aynen. ama yani tabii ki de olanlar doktorunun olması, doktora eğer onu uygun gördüyse Aynen. tabii ki de olacak yani ama ben de bir 2 hafta, 3 hafta falan araştırdım. Hani tüp müdem olsam çünkü çok kilo aldım ben. Bir de onun lafını unutma. Şartları oluyor değil mi? Tabii kitle Kitle endeksin endeksi aynen. oluyor. İşte kitle endeksin olması işte başka sıkıntıların oluyorsa da oluyor. İlla hani kilo endeksinin Boy, kilo. Aynen. aynen o endeksin tutması da gerekmiyor bazı ameliyatlarda. Yani senin bunun yanında tamam senin endeks tutmuyor ama şu bir yan hastalıkların var. Atıyorum tansiyonun var, şekerin var, işte insülin direncin var. Seni hasta edebilecek şeyler varsa da yine yapıyor diye biliyorum ben. Çok da bilmiyorum Yani aslında ama bilirkişimiz değiliz arkadaşlar. benim zaten kitle endeksim tutuyordu. Olmak istesem olurdum. Bodrum Devlet Hastanesi'nde de bunu yapan bir doktor vardı. Niye olmadın dersen zaten ben ondan öncesinde yakın zamanda sezaryen geçirdiğim için zaten 1 sene geçmesi gerekiyordu benim tekrardan tüp mide olabilmem için. O 1 senede geçmemişti zaten. Yani geçmişti ama çok fazla geçmemişti herhalde değil mi Aynen. o zamanlar? Yani 9 ay falan filandı ben düşündüğüm zaman. 1 seneye bekleseydim 3 ay vardı. O 3 ayda ben zayıflamayı tercih ettim. Zayıfladım. Bence daha iyi oldu. Aynen toplamda işte 23 kilo gitti. Şöyle 15 kilo daha falan giderse çok iyi olacak ama ben bir kere daha böyle zayıflamıştım zaten. Kafama taktığım zaman zayıflayabiliyorum. Senin iraden çok iyi. Aynen Sinir bozucu şekilde iyi yani. ben sigarayı da çok çabuk bırakabiliyorum. Bir Yani günde bıraktı bıraktım ya. deyip sigarayı bırakabiliyorum. Sadece biraz kafamda bitirmem lazım. Ve kafamda istemem lazım büyük ihtimalle. Kilo vermeyi istiyordum çünkü sağlıksal olarak problemlerim vardı. Ve kas rahatsızlığım da olduğu için fazla kiloyu zaten bedenim kaldırmıyordu. Hareketlerim çok ağırlaşmıştı. Çok kötüydüm yani. Şimdi en azından daha kambur İyisiniz. duruyorum. Çok şükür. Şimdi en azından daha hareketli bir birey olmaya çalışıyorum. İşte bir ocağa kadar biraz daha versem şöyle işte. Yani önümüzdeki yazın şöyle plajlarda Gezelim. gezmeyelim mi? Aynen. Bir kere de verdiğim için yine ve yapabilirim diye düşünüyorum. Yaparsın Yapanlar yaparsın. nasıl yapıyor? O salak yaptıysa ben de yaparım gazıyla. Yapıyorum yani. İyi gidiyor. Seviyorum. Bana da bir meşgale oluyor. Seviyorum. Diyet yapmak da güzel. Yani arada kaçınmaklar da oluyor tabii. Olmuyor değil. Kimin olmuyor ki? İstanbul'da en çok neyi özlüyorsun? Sadece tek bir şey. Maydanoz döner. Neyi özlüyorsun? Maydanoz. Bunu koyacak mısın? Koyarız. Sessiz okudum ama. Bir şey yok. Maydanoz döner dedi arkadaşlar bu arada. Ne gördüm? Şunu okuyacağım. Ne yazmıştın? Soruyu okuyayım ben. Aynen. Sen de her sabah uyandığında kahve içiyor musun yoksa Büşra kendine Müslüman mı diye bir soru var. Biz bayağı bir kahve denedik. Şu an en son arkadaşlar. Her sabah uyandığımda fix Türk kahvesi yapıyorum kendime. Aynen. Türk kahvesiyle ayılıyoruz. Ya zaten her günümüz kahveyle geçiyor ama bir ara Nescafe ile başladım. Üçü bir arada. Sonra Üçü bir Granül. arada Üçü yani bir arada. Sonradan çok bana kötü. çok çok şekerli gelmeye Aynen başladı. aşırı. Sonra sade işte filtre kahveye döndük. Granül kahveye. En sonunda şu an her sabah Türk kahvesi içiyorum fix. Bence en sağlıklısı da ya filtre kahve ya Aynen. da Türk kahvesi. Bağırsakları da çalıştırıyor. Aynen. Tamam, şunu soruyorum. Komşularınla ilişkileriniz nasıl? Şu apartmanda sadece 2 kişiyi seviyorum. Biri Keser ablacığı. Bunu Selamlar izliyorsa Keser abla. selamlar. Alt komşumuz. Alt komşu, alt çapraz komşumuz. Çok Aynen. tatlı bir kadın. Hayat enerjisine bayılıyorum. Maşallah çok da güzel. 5 tane erkek çocuk annesi olmasına rağmen fıstık gibi bir kadın. Bir de yan komşumuz var Kutsal abi. Kutsal abi. Aynen. Onu da seviyoruz. İyi bir insan.
Onun da köpüşü var. Onun dışında geri kalanların hepsini Geri kalsınlar. geride kalsınlar istiyorum. Çünkü bazen sorun yaşayabiliyoruz daha eski kafalılar. Çünkü öyle söyleyeyim. Enerjimiz de çok tutmadı. Yani zaten tutmaya da gerek yok. Kapını kapattığın zaman görmüyorsun yani. Bodrum'da ekmek kaç para? 5 TL. Niye sordun? Niye sordun? Yani sizde ne kadar? Evet. O Ama büyük ihtimal şundan dolayıdır. Hani lahmacun buralarda ha, çok pahalı ya. aynen. Ondan dolayı Ama o. şöyle bir şey var. Bizim pazar günleri pazarımız oluyor Karaova'da. Orada ekşi mayalı ekmek alıyoruz biz. Yani ekmek yemezsiniz. O Böyle bir ekmek zaten dilim dilim aynen. veriyorlar size. Yani bir hafta yetiyor. Dilimli bir şekilde satılıyor. Beyaz ekmekten daha iyi, öyle söyleyeyim. Daha Aynen. sağlıklı. Daha güzel. Fiyatı da 20 TL. Bence ekmeğe vurduğun zaman okey yani. 4 tane ekmekten o boyutlarda kaç tane çıkar ki? Soru soruyorum. Ay sor. Hayatında hiç şunu yapmasaydım keşke dediğin şey ne? Hayatımda hiç şunu yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok. İlk Hepsini iyi ki yapmışım. yapmışım. Keşke daha önceden yapsaydım. Şu ana kadar neden yapmamışım dediğim çok şey var. Aynen. Benim de aynı şekilde. Onun için keşke hiç şunu yapmasaydım diye bir şeyim yok. Keşke daha önce yapsaymışım da herkesin gerçek yüzünü daha önce öğrenseymişim. Deyip. Bir başka soruda, ileride şehir değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum açıkçası. Ben düşünmüyorum. Yok, buradayız Burası yani. gayet güzel. Aynen. Belki Uzun süreler. Bodrum içinde yer değişiklikleri Yani farklı olabilir. noktalar ama dediği Aynen. gibi Bodrum yine. ilde şey yapmayız yani, ilde değişikliği İlçe. istemiyorum. İlçe. Şu an hangi işte çalışıyorsun? Ben evden çalışıyorum arkadaşlar. Home office. İstanbul'da ayrıldığım iş yeri de tekrardan aşk yaşıyoruz. Tekrardan home Şey office olarak diyormuşum. oraya başladım. Burcu selam. Hızlı hızlı geçeceğim hemen. Kendinize ait bahçeniz var mı demişler. Şu an yok. Yok. Şu anlık yok. Şu an. Sen yılan! Sen şeytan! Ya. Bir apartman dairesi işte. 3 katlı bir binadan en üst Aynen. Ama katındayız. çok yakın buraya amcamların bağı var. Bağ bizim işimizi görüyor. Zaten önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Onun dışında YouTube'dan kaç para kazanıyorum. Arkadaşlar şöyle açıklık getireyim. Sormuşlar bunu, 2-3 kişi sormuş çünkü. YouTube'dan. Çizim gel sen Gel, alıp gel. 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 Gel Hızlı mama hızlı paraların nasıl çıkıyor anlat gel. bakayım. Gel bak. Arkadaşlar şöyle hani bir 30-40 tane falan video çektim. Ama YouTube ilk başladığı zamanlarda direkt para kazanmanız açık oluyordu. Ama ondan sonra 2018 yılında sanırım YouTube bir değişikliğe gitti. Hani çok sayıda küçük kanal olduğu için, herkes para kazanma odaklı kanal açıp ilgilenmediği için, YouTube bunun önüne geçmek adına size bir sene içerisinde diyor ki hani 1000 abone, bir de 4000 saat izlenme istiyor sizden. Bunları bir sene içerisinde karşılamanız lazım ki ondan sonra para kazanmanız açılsın. Şu an için yaklaşık 40 tane falan video çektik. Bir sene içinde bunu tamamlayamazsan ne oluyor? Bir sene içinde tamamlayamazsan son ayın bir tek istatistikleri siliniyor. Bir sonraki ay yine devam edebiliyorsun. Hani bir sene içerisinde tamamlayamadın, para kazanman hiçbir şekilde açılmayacak diye bir şey yok. Aktarıyor yani, bir sonraki aya aktarıyor seni. O şekilde devam ediyorsun. İstikrarlı bir şekilde zaten video çekmeyi istiyor. Onun dışında şu an için dediğim gibi o baremi karşılayamadığımız için şu an para kazanmıyoruz YouTube'dan biz. Ama az kaldı. Bakalım. İstikrarlı bir şekilde video Yani çekmeye devam edeceğiz. aynen biz de bir de şöyle düşünüyoruz. Hani hiç para da kazanmayabiliriz. Aynen. Bu bizim bir anı kutumuz olabilir. Günlük niyetiyle açtık biz zaten Aynen bunu. yani anı kutumuz. Geçmişe dönüp baktığımız zaman vay be. Yani neler yaşadık. Aynen. Onları Şunu da hatırlamak için yapmışız, bunu da falan. yapmışız diyebilirim istiyoruz. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Aynen. Yani onun dışında
Yücel birazcık daha pes etmeye meyilli. İlk başlarda yalan yok. Aynen ama işte alt bengal işte ittirme işte aslan sıpışam yapar sıpışam falan sıpışam şöyle böyle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü aklımıza neden, geldikçe aynen. Video fikirlerini yazıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. İstanbul'daki yaşadığımız hayatla buradaki yaşadığımız hayat arasında farklar var tabii. Daha mutluyuz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Mutlu olmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum her ikimizin de yaşadıklarımızdan sonra. Neden mutlu olmayalım ki? Ya biz zaten bu kanalda hani çok böyle kendimizi anlatıp da acitasyon yapmak istemiyoruz. Zaten yakın çevremiz ne yaşadığımızı biliyor. Aynen. Konuşumuzu yapalım o zaman. Tamam. Yüzüm kurudur, kurban olurum sana. Evet, hadi. Bir konuşamıyorum. Arkadaşlar, sorular bu şekildeydi. Daha ileriki zamanda yine belki soru cevap iki yaparız. Aynen. Belki mukbang tarzında olur bir şey olur. Olabilir. Yemek yemeli. Aynen. Seviyoruz. Aynen, ben seviyorum. O tarz olabilir. Güldürme! Yok, 23 kilo vermemişim gibi hala yemeye devam etmem de işte bu da benim tarzım. Seviyorum yemek yemeyi, ne yapabilirim? Öyle. Can boğazdan gidiyorsun. Güzel geçti bence. Ya, bence de keyifli, eğlendim. Beni ilk defa bu kadar çok gördünüz. Böyle gördünüz ama. Sırf bunun hatırına bir rekor beğeni bekliyormuş. Ben rekor beğeni de 20. Zort. Aynen. Ya ufak bir kanal şimdi dediğim gibi ama desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Sizden tek istediğim bu. Yavaş yavaş bileceğiz. Kanala abone olun. Beğenin. Beğenmediğiniz zaman bu çocuk depresyona giriyor, yazık. Tatlıya veriyordu kendimi. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi ben gidiyorum. Hey, bay bay. Bay bay.